Bizi, Bizi. bizim, geldi, geldi, geldi. Ben kapadım, haber İkili oyunun 100. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Dalia diyen diğer dostlarım Ali Aktin ve Tancan Fiman var. Selam beyler. Dalia. <laughs> Dalia. <laughs> 100. bölüm. Hu hu, pardon. <gülüyor> 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 Neyse güzel kutladık yeter herhalde. Evet artık 101 bininci bölümü düşünmeye başlayalım önce. <laughs> artık önümüze bakmalıyız. <laughs> Böyle ne yapabiliriz falan diye düşündüm aklıma hiçbir şey gelmedi gerçekten. Valla ben i̇şte. sana teşekkür edeyim abi sen bize ön ayak oldun. Hatırlıyorum abi podcast mi yapsak dedim biz de olur dedik oldu. <laughs> abi, bu anıları mı bence... anlatsak 100. bölüm özel nostalji şeyi. Olur hani yani kısa bir anlatalım bence. Ben ön sana toplantı yapmıştık ediyorum. onu hatırlıyorum ben. Evet. Kahvecide. Kahveci Skype. Ha kahvecide buluştuk. Ha, nasıl Nasıl kahve dünyasında dev falan. toplantı. Doğru doğru. Çok kağıtlar kalemler. O gün 10 sayfa not çıkmıştı. <laughs> Burada sponsorumuz kahve dünyasına teşekkür <laughs> ederiz. İlk bölümden beri. <laughs> Yok ama harbiden sen olmasan herhalde hiçbir şey olmaz. Oğlum öyle deme değil mi ya? Şimdi şimdi olsun. Yok oğlum bu işler böyledir yani. Biri ön ayak olmazsa hep böyle herkes durur. O yüzden çok kritik bir düzenlilik iyi oldu. Süreklilik pardon. Sürekliliğimiz de iyi oldu. Yani süreklilik, pardon, süreklilik de iyi oldu. Evet. Ama her zaman başlangıç önemlidir yani. Bu arada tamamı o ara podcast diye bir şey varmış. Neymiş bakayım deyip podcast dinlememe tekabül ediyor. Yani hiç öyle planlı programlı bir şey değil. <gülüyor> 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 Biz de yaparız bir oğlum diye başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bir projemiz <laughs> var 10 bin lira lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ama herkes ricam ilk bölümleri dinlemeyin bayağı kız... <laughs> <laughs> ya evet ilk, ilk kayıtlar neydi ya ben sanki böyle 500 bin kişi dinliyor gibi ter içinde kalmıştım boğazım çıkamıyor <laughs> falan. Ben maç anlatıyordum falan saniye <laughs> Ben hiç unutmuyorum ilk konuştuğumuz Daçka'nın bir maçıydı ve Bertans çok iyi oynamıştı o maçta. Ali'nin o maçı yaşayarak anlattığı <laughs> an be an böyle üçlük attı sonra blok yaptı falan diye böyle <laughs> anlatmış. Dördüncü dakikaya geldiğimizde Bertans. <laughs> İlk çeyreğin İlk sonunda Bertan devam ediyor durmuyordu falan diye anlatmış. <laughs> Galiba karşılıklı sayılar da demiştim. <laughs> Basketbol hatalar oyunu demiştim. Yani biz bir de çömez de durduramıyorum da herifi. Ali bir dur bir konuşsak mı falan diye. Yani öyle <laughs> Tabii bir de kayıt alma gerginliği vardı. Hani çok bölmeyelim falan diye şey. <laughs> evet evet. Geliyorduk. Neyse bizi dinleyen herkese tabii teşekkür ederim. Yüz e, 100 bölüm olmuş. Maşallahımız da var yani. Umarım bir en az 100 bölüm daha yaparız. E, Aynen inşallah. Evet. Deyip bizi 100 bölüm boyunca takip edebileceğiniz, görüş, yorum, öneri, soru falan iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web sitesimiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam@ikiloyun.com. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Ayrıca Tancan'ın mükemmel Twitch kanalı twitch.tv/tancan adresinde gidin, oraya üye olun, Tancan'a bir tatın, follow çakın, bir şey yapın, değil mi abi? De, destek atın. Beklerim. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz <laughs> Tancan. Kaldı mı ya bir eksiğimiz? Kalmadı herhalde. Herhalde kalmadı. Temiz. Ee, Spot'u söyledin mi? Aa Spotify ya, Aa, evet. göz, göz bebeğimiz. Aa, Aa lütfen, 200 i̇ki, bölümde e, İki haftadır <laughs> 100. bölümde becemedim. <laughs> 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 yayınlar artık Spotify'dan da dinlenebiliyor. Podcast bölümünde spor kategorisindeyiz ama kilo oyun diye aratırsanız zaten çıkıyor. Ee, evet. Eurolik konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bir e, birini anmamız gerekiyor herhalde. Önce bir ses kaydını dinleyelim. This is Tyler Ennis and you're listening to Akili ee, yani <laughs> biraz üzücü bir tesadüf oldu. Tyler Ennis'ten ses kaydı almıştık ama hani onun haftasında çok çok üzücü ve ağır bir sakatlık geçirdi. Sanırım e, e, büyük çekmece maçıydı. Kaval kemiği ve galiba artı bileği kırıldı ve yani çok tatsız Hatta geçen sene Gordon Hayward'ı hatırlatan bir an oldu bizim için. Öncelikle tabii bütün Fenerbahçe camiasına ve Tyler Ennis'e geçmiş olsun ve umarım bir an önce eski formundan da iyi bir şekilde e, parkeye döner diyelim. E, hani buna da kısa yorumunuzu alıp oradan Efes-Fener maçına bağlarım. Vallahi çok tatsız oldu gerçekten. Yani tam da böyle e, alışmaya başladığımız, katkısını görmeye başladığımız dönemde çok tatsız oldu yani. Evet umarız e, yani tahmin edilenden daha da kısa sürede dönüp toparlaş. Geçmiş olsun abi. ya. Umarım bir de bizim lanet yine başlamasın. Bak geçen sene çok kötüydü. Yine Enis övdük, Enis sakatlandı. Birilerini överken yine dikkat edelim en iyisi. Yani evet bir Geçmiş. ayağımızı denk alsak iyi olur diye düşünüyorum. Aynen. Geçmiş olsun diyorum ben de. Bu arada sözlerimi de geri alayım. Sezon başında biraz yüklenmiştim kendisine. <laughs> şimdi bir Zeytin i̇şte tam, dalı da uzatmış olayım böyle. Yani, evet, tam bir kere övdük olmadı. <laughs> ee, tabii Tabi şey Fenerbahçe'de durmadı bunun üzerine özellikle şimdi az sonra konuşacağız Efes maçını ama e, kısa desteği sınırlı kaldı. Yani Tyler Ennis'in son maçtaki performansını da göz önünde bulundurarak bütün maç boyunca o kısasını aradı Fenerbahçe. Derken zaten bu maç öncesinde haberi gelmişti. Bu maçtan sonra resmileşti. Erik Green geldi Fenerbahçe'ye. Evet. Ama isterseniz Erik Green'i bu maçtan sonra konuşalım. Çünkü bu maçtaki bazı eksiklikleri tamamlayıp tamamlayamayacağına evet. dair bir soru işareti oluşmuştur herhalde hepinizin kafasında. Hı -hı. Ee, oradan bağlarız deyip e, Efes-Fenerbahçe maçına geçeyim. İstanbul derbisi Eurolig'in ee, tabii şey olarak artık birkaç senedir de atmosferi yüksek bir maç oluyor. Çünkü işte biliyorsunuz Obradoviç ve Ergin Ataman arasında hatta geçen sene böyle iyice ay yuka çıkmış tokalaşmama, selam vermeme, yolda çelme takma falan şeklinde <gülüyor> e, <gülüyor> evet, bir rekabete dönmüştü. Ve gerçekten özellikle Efes oyuncuları bu maçlara özel bir motive oluyorlar. Bu çok belli. Herkes bir şeyin potansiyelin üzerine çıkabiliyor yani. E, böyle bir maç oldu. Fener çok iyi başladı. İşte ilk çeyrek 14 sayı farklı bitti ama sonra Efes'in gerçekten muazzam bir geri dönüşü oldu maça. Ee, Ali ile başlayalım. Ali nasıl gördün bu maçı? Ee, dediğim gibi hani Fenerbahçe açısından biraz yani iki takım açısından da siyahlı beyaz bir ilk yarı ikinci yarı oynandı. Yani Efes e, ilk yarıda özellikle gerçekten savunmada çok fazla aksadı. E, şeylere yardım savunmalarını hiç iyi yapamadı. Fenerbahçe bütün Efes hücumlarını iyi yönlendirdi defansta. Pas kanallarına iyi tıkadı. E bir de Efes topa baskı yapmayınca Fenerbahçe bayağı rahat bir ilk yarı geçirdi. Çok fazla asistli oynadı. Hatta e, ilk 8 sayının Fenerbahçe'nin 6'sı asist üzerinden geldi. İlk yarı 16 yedi asistler. Aynen Hatırlardı. aynen. E, yani Fenerbahçe gayet hani böyle giderse çok gül oynaya kazanacak Derken üçüncü çeyreğin hemen başında Efes geri döndü ve Fenerbahçe e, buna karşı hiçbir şey üretemedi. Özellikle Misic, Playz ikilisi Efes'i hücumda e, çok iyi sürükledi. Topa baskı arttı. E, bir de üzerine Fenerbahçe'nin şey eklenince, e, hani doğru şutları bulsa bile çok düşük yüzdeli oynayınca e, çizginin gerisinden, e, ...bayağı e, borcaladı Fenerbahçe Ama hücumda. Ama Tancan uyarmıştı. Bu ortalamalar böyle gitmez demişti. yani Dinlemediler herif <gülüyor> <gülüyor> Aynen Yani 17'de 5-3'lük de gerçekten... ...hani e, Fenerbahçe için bile... ...bayağı e, standartta çok çok altında kaldı. E, hani sen açılışını yapmıştın biraz maça girerken... ...Fenerbahçe e, o kısasını aradı diye. E, gerçekten o noktaya geldi maç. Yani... Sulukas da skor olarak takımı yani Sulukas kötü oynamadı ama skor olarak o yükü Sulukas'la paylaşacak biri çıkmadı. Yani Veseli'yi burada ayrı tutuyorum. Dış oyunculardan bahsediyorum. Yani ne Datome'ye doğru düzgün şut kullanabildi. E, Dixon'ın şutu bile yok. 15 dakikada e, Mellie daha çok top geldi. Ama o da bazı e, boş pozisyonlarda şutu tercih etmek yerine içeri girmeyi tercih etti. Boş olmasına rağmen. Ee, orada da hani faal'i aldı ama bu skoru eritmeye yetmedi. Ee, yani ikinci yarıdaki Efes gayet, e, Ergin Ataman da orada şey yaptı zaten, e, rotasyonu iyicene daralttı. Lakin de falan o topa hiç girmedi. Ee, yani Muarman'ın da çok et, ekstra bir rebound katkısıyla e, hak etti yani Efes bu maçı. Bir şey ekledim. Muarman ve James Henderson'ın sakatlıkları vardı. İkisi de hı hı. iğneyle oynuyormuş maçta. Ki zaten James Henderson için o kadar alhımşan bir maç değildi. İki üçlü var sadece. Ama Muarman kötü başladığı bir maçı çevirdi resmen. İkinci yarı bambaşka oynadı yani adam. Hı hı. Maç ona geldi biraz. Ee, Tancan burada sana şeyi çevireyim. Sözü şu şekilde çevireyim en azından. Sezon başında bir şey konuşmuştuk hatırlarsan işte e, ee, Boboalı ve işte şeyli e, Shane Larkin nefes mi yoksa Mitseç ve Kurnoslav Simon'un Efes mi diye. Herhalde bu gibi maçlarda biraz ikincisinin daha da avantajlı olabileceğini görmüş olduk. Aynı fikirde Kesinlikle. Misiniz? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Zaten işte Fener'in kısa rotasyonunda kısa olmadığı için orada istikrar Efes'te e, çok kısa var. Ondan arasında doğru rotasyon istikrarını arıyor. Tamam. Dediğin çok doğru. Hani özellikle Fenerbahçe gibi bir takıma karşı savunması güçlü e, kısaları bulmak önemli. Yani burada şeyi iyi dengelebildi, e, dengeledi. Misic ile Simon'u birlikte kullanırken Boboayı iyi sefer, bu sefer iyi kullandı. Yani çok uzun süre tutmak yerine sağda doğru anlarda sağda tutup ondan çok net bir skor katkısı alıp savunmayı da hiç düşürmedi ki Bobo adı fena iş çıkarmadı savunmadı. Ama Larkin oyundayken hani sırf savunma da değil abi hücum da çok duruyor. Yani Larkin o kadar hareket etmiyor ki. Yani şöyle diyeyim bizim evdeki koltuk bir sene daha çok yer değişti. Yani o kadar hareket etmiyor. <laughs> yani gerçekten inanılmaz. İkinci çeyrekte biraz hareket etmeyi hatırlayınca işte topsuz oyunu biraz da de, de, drive üzerinden hareketlenmeyi pasları falan zorlayınca biraz bir şey yapabildi. Ama onun dışında gerçekten çok duran. Hani Boba ile Boba, Misic ve Simon üçlüsü bunu da kırıyor. Hani Boba'yı da çıkar. Misic zaten bunu çok iyi kırıyor ki o da ilk yarı kötüydü aslında. Ama onun girmesine yine de iyi kötü bir delicilik başladı. Çünkü Fenerbahçe şeyi planlamış. Abi biz e, Efes'i içeri çekelim. Yani çembere gelsinler dışarıda tutalım. Biz zaten içeride onları yeriz. Zaten ilk yarı böyle geçti. Efes'te ikinci yarıda Fener'i işte Pote'ye yaklaştırmayıp dışarıda bitirdi. Yani o kısalara baskı yapıp bu sefer de tam tersini Fener'e kullandı Anadolu Efes. İki tarafın aslında iki, iki yarıda da farklı savaşını izledik. O açıdan da güzel bir maçtı. Ki yüzdeler de buna bağlı değişti zaten. Fener'in ilk yarı ikilik yüzdesi 78, üçlük yüzdesi %60. Maç sonunda 67'ye 29. Efes'in de maç sonu 54-56 yani yükselerek bitti. O yüzden hani buradaki fark da ortaya çıktı. Ama tabii Ergin Ataman'ın buradaki başarısını da takdir etmek lazım. Geçen hafta rotasyon konusunda eleştirirken yaptığı hatalar yüzünden o noktaya geldiğini söylemiştik. Bu hafta da en azından doğru tercihleri yaptı. Belki bu biraz şeyden de olabilir. Sende de sakatlıklar vardı. Biraz da böyle işte Ergin Ataman'ın o sakatlıklara bağlı biraz elinin daralması bu tip maçlarda iyi oluyor olabilir. <laughs> bu arada Tibor Fleiss beni çok şaşırtmaya devam ediyor asıl evet. herhalde en çok bok atıp en çok yüzüme yapışan şey o oldu <laughs> ben yani Euroleague'de hiç yeri olmayacak hiç yeri olmayacağını derken çok böyle duruma dair bir hani belli durumlarda işe yarayabileceğini düşünüyordum ama yani Fenerbahçe gibi hani uzun rotasyonu güçlü ve gerçekten de atletik olan bir takıma karşı bir de bu kadar efektif oynayabilmesi büyük başarı ki bu sene şeyi de görüyorum üçlükte atmaya başladı. Yani, evet, şut, şut yani geldiğinde acımıyor zaten orta mesafesi kuvvetli yani tek sorunun hantallığı onu biliyoruz zaten orada da işte Muharmanla iyi anlaştığında ya da kısaya yardıma gittiğinde orayı çok güzel kapatıyor ee, ki zaten bu maçta yani Mitsic ve Tibor girdikten sonra Fenerbahçe zorlanmaya başladı yani ikisinin de e, savunmadaki şeyleri bir de o sırada Kalinic şeyle Simon'la çok fazla mismatch yaratıyordu. Evet. Ee, ki herhalde Kalinic herhalde çoğu sayısını o, o, o mismatch'ten yakalamıştır. Şimdi tam istatistik yok önümde ona dair. Ee, ama gerçekten ilk yarısı ve ikinci yarısı farklı evet. ve yani sonuçta güzel bir maçtı o kesin. Ee, bu arada Efes'in tabi yüzdelerin çok iyi olduğunu da söylemek lazım. Özellikle ikinci yarıda dış atışlarda neredeyse hiç kaçırmamaya başladılar ama Özetle Fenerbahçe'de Sulukas devamlı kendisini tamamlayacak kısayı arayıp durdu maç boyunca. Hani <laughs> genelde bir Dixon vesaire oluyor bu gibi düşünürken onu da bulamayınca Datoğlu de doğru düzgün e, skor katkısı yapamayınca Fener'in hücumu bayağı kısırlaşmış oldu. Herhalde maçın özeti genel olarak buydu benim için. Ya o kısırlaşma tarafında zaten e, bire bire kaldığında işte oyun Fenerbahçe çok zorlandı. Efes'te tam tersine çok öndeydi. Yani birebir oynayabilecek çok oyuncusu olduğu için o tıkanma anlarını çok iyi geçti Efes. İşte Eric Green de burada fark yaratacak herhalde. Yine konuşacağız onu da. Yani işte o farkı mesela ilk yarıda da Efes çok fazla mismatch buldu. Kullanamadı. Kullanmayı da bir türlü akıl edemedi aslında. İkinci yarıda bunu becerdi. Çünkü Misic'le işte Boboğan'ın ya da işte diğer uzunların yarattığı o mismatchleri bir şekilde İyi noktalarda yakaladılar. Fenerbahçe'nin savunması da buralarda düşmeye başladı. Fenerbahçe de ilk kere o yakaladıklarını ikinci yarıda hiç bulamadı. Yani Efes Bilsel savunma tarafını da güçlendirdi. Özellikle Switch tarafında o topsuz değişmeleri falan iyi yapmaya başladılar. Yani Ergin Ataman'ın en azından hazırlıklı olduğunu görmek iyi. Yani Obradovic de tabii ki hazırlıklı bir konu ama ondaki tek sorun işte o birebircileri bulamadı. Gudric yine çok aksadı. E Dixon girdi. Dixon zaten hani e, baskı yiyince belli bir noktada zorlanabiliyor. Onun da eli orada tıkandı. E uzunları da bir şekilde işte Plyce ve Dunstan da çok iyiydi bu arada maçta. Dunstan'ın da savunması iyi olunca bir noktada uzunlar da tıkanmaya başladı. Yani Fenerbahçe'nin taktiksel bir çözüm üretmekten çok bireysel çözüm üretmekte çok zorlandığı bir maç oldu. Hadi bir şey diyeceğim galiba. İşte bu noktada şeye girmek istiyorum. Biraz konuşalım mı diyecektim. Fenerbahçe'nin hani bu geçen sene de aslında bu problem ortaya çıkabiliyordu. Hani Wanamaker'ın o sorumluluğu almak istemediği maçlarda ya da işte bu suluk asla paylaşamadığı dönemlerde de hani Bogdanovic gittiğinden beri öyle bir eli arıyor aslında Fenerbahçe. İşte Eric Green aslında buraya bir çözüm olabilir. Yani doğal bir skorer. Ee, ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben yani tabii ki de e, takıma nasıl uyum sağlayacak, işte savunmada Obradovic'in istediklerini verebilecek mi onlar şu an soru işareti. Ama ee, yani yetenek olarak baktığımızda ve oyun tarzı olarak baktığımızda ben Fenerbahçe'ye hani böyle durumlarda, Fenerbahçe'nin e, zaafı olan durumlarda e, ben iyi bir katkı verebileceğini düşünüyorum ekleyin. Ya ne olsa olsun Eurolik tecrübesi var ya bu bile çok büyük artı. <laughs> yani Valencia dönemini ben çok çok iyi hatır, ya, hatırımda kalmamış yani şu anlamda izledim. Ve çok olumlu değildi benim kafamdaki yeri. Ama Olympiakos dönemini hatırlıyorum. Mesela orada daha Fenerbahçe'ye uygun, yani Fenerbahçe'ye yakın, kafa olarak yapı, yakın bir yapıydı. Orada çok faydalı maçları vardı. Kenardan gelip maçı tuttuğum oyunlar, işte maçı çevirdiği oyunlar, Spanyol'e yardım ettiği oyunlar. Yer yer düşse de o takımla beraber uyumu çok hiç fena değildi Olympiakos'ta. Benim için hani o dönem düşünce bayağı artı yazıyor Erik tarafına. Ya ben de katılıyorum. Burada tek şey bence yani Sulukas'ın liderliğini kabul etmesi lazım. Ee, ya yani çünkü Sulukas'ın zaten bu gibi adamlarla çalışmak konusunda bir şey yok. Bir eksiği olduğundan değil. Ama Eric Green topu bu kadar yani o eski takımlarındaki kadar en azından elinde isterse hani şu anda Shane Larkin'in düştüğü pozisyona düşebilir. Bana öyle geliyor. Evet. Öyle bir sorun olabilir artık. Ya orada tabii şeye karar vermek lazım. Üçlük, üç kısa işte 3G, 2 fye geçtiğinde yani 3G 2 forvet oynadığında Fenerbahçe ya da 3G 1 forvet 1 uzun oynadığında o üç kısanın işte doğru delici noktaları bulması işte Enis'in o yakaladığı konu oydu ya Jargiris maçında. Yani. O da çok zorlanmıştı ama Jargiris maça tam yakalamıştı bunu. Yani Eric Green de en azından o eğriyle öğrenip bunu yapabilirse en azından 4-5 maç zorlansa bile bir noktada alışırsa yine kurtarır. Ha, Valencia performansından çok Tancan gibi Olympiakos'la o tecrübeyi yaşamış olması bence en büyük kartı. Sonuçta orada da takım liderleri belli. E, Olympiakos Fenerbahçe gibi hani savunma temelli bir takım. E, o yüzden e, yani öyle bir altyapısının olması adaptasyon sürecini bayağı e, minimalize edebilir Eric için. Tabi sonuçta ama şeye baktığımda yani iki takımın Efes ve Fenerbahçe'nin kadrolarını yan yana koyduğumda gerçekten de el yakan topu sokacak adamı daha çok Efes'in. Bu, bu bir gerçek ha. yani işte Shane Larkin, Bobo'a Moerman e, hatta Mi, de sayalım. James Anderson. Yani doğuş bir... bile sokmaya başladı işte. <laughs> Ama hani doğuşa çok güvenmezsin adam. Alıp böyle son topu hadi abi sen izlemezsin yani. Ona gelirse kullanır. Ama mesela hatta Buran Tuncer yani bütün bunlar e, o anlarda yani iyi şutörler bu isimler. Fenerbahçe'ye baktığındaysa Hani biraz daha gününü yakaladı mı yakalamadı mı gibi sorulara bakıyor. Yani ne olursa olsun standart bir katkı verecek bir adama daha ihtiyaçları var. Sulukas ve Veseli'nin yanına e, söylüyorum bunu. E, bu arada hani Melli'yi koymuyorum buraya. Çünkü Melli bazen şey yapıyor işte 6-7 sayı atıyor maçta ama maçın şeyi oluyor, yıldızı oluyor yani hani. Fenerbahçe'nin o anlamda mental lideri bir yandan da. E, hani işte şeyin Babi'nin ve Datomen'in o katkıyı veremediği maçlarda ve hani Guduric'den bayağıdır yakınıyoruz o konuda. Potansiyelini Ülükçe. kullanamıyor diye. En azından böyle bir takviye ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Zaten Tyler Ennis'ten hmm. buna yakın bir şey almaya başlamışken Tyler Ennis kaybetti. Eğer onun üzerine çıkabilirse çok iyi transfer demektir herhalde. kesin. Ya geçen seneki Baskonya maçını hatırlıyorum serisini. Yani Vanamaker olmasa buradaki iki, yani bir maçı almak imkansız. Yani Vanamaker tek başına son iki dakika oynayıp maçı almıştı. Yani öyle noktalar ya yani tek yani şey bile değil bu artık. Son top kullanmak diye yani bayağı belki de iki dakikayı tamamen inisiyatifine verebileceğim bir oyuncuya da ihtiyacın oluyor. Çünkü savunmalar inanılmaz yükseliyor o noktada. Evet o oyuncu da e, lazımdı Fener. Yani Green bunu yapabilir. Ama tabii işte onun da hem fizik güç olarak şimdi NBA'de denemelerden çıktı falan şu an ne kadar formda ne kadar idman yaptı bilmiyoruz. Ama tabii NBA'ye dönme isteği de var bu arada. O da ona ayrı bir gaz verebilir. Hazır gelirse gayet güzel olabilir. Bu şey de olumlu bence. Hani Çin'e gitmemesi, işte NBA'de kontrol kovulaması. Tabii Euroleague'de de hani iddiası olan bir takım beklemesi falan. Yani o mental seviyedeyse onu istiyorsa e, yani böyle bir cuk oturma dediğim şey de olabilir Fenerbahçe'de bakalım. Peki ekleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir ara verip e, Darüşşafak'a Barcelona maçıyla devam edelim. Darüşşafak'a İstanbul'da Barcelona'yı ağırladı. Herhalde hani o hedef maç diyebileceğimiz maçlardan biriydi yani şey diye söylemiyorum Barcelona kadro kalitesi olarak bu duş eşdeğer diye demiyorum ama İstanbul'da bu galibiyetleri almak önemli. Ki yaklaşmasına rağmen alamadı e, maçı Daçka. Neden Tancan? Ya harbiden alabilirmiş bu arada. Şeyi çok son sürelere baktım da daha çıkanın son 3,5 dakikada 2 sayısı var. Barcelona son 2 dakikada 1 sayı atmış. <laughs> <laughs> Baya kötü yani orada herkes bitmiş. Tıkanmışlar. Abi neden? Çünkü çok net bir nedeni var. Barcelona da buna çalışmış zaten. Kullandıkları topun %51'ini maç boyunca Tomic, Singleton ve Sarafin kullanmış. Yani tamamen bakmışlar abi Dachka'nın pota altı bok gibi. <gülüyor> Biz <gülüyor> buraya çalışalım demişler. Ve oradan da yüzleri, yani yüzleri atmışlar. Öyle olunca yani o zayıf tarafına vura vura bütün maçı kontrol edip ve ısrarla oynamışlar yani tabi ee, hücum ribauntları da 20-15 ribauntta da üstünlük var bunun üstüne de tabi bu kadar uzunlarla yakın oynadığınızda ikinci şans sayıları da çok artıyor 24'de 17'de orada bir fark var devamlı yani doğru noktaları kaşıyarak Davut Şafakay'ı yenmiş ama Barcelona'nın zaten Bence çok kötüler bu arada Barcelona berbat. Yani hatta de izleyince yine Aynen tadım yani. kaçtı ya. Yani. Valla <laughs> ben şey diyecektim az hani Baris şey Darüşşafaka zayıf rakibi karşısında fırsat tepki diye girecektim yani ben de. Ya bu arada kesinlikle öyle ya. Cidden Daşkan'ın hak. Ya yani çok basit yani. iki uzun kalitesiyle kazan. Yani Singleton'la çıkar takımdan ya da Tomic'i çıkar. Gerçekten kazanamazlardı yani. Uzun kalitesiyle kazanmazlardı. Çok acayip. Ama Hörtel göz kanatıyor ya. <laughs> yani. ya genel olarak ya dediğine katılıyorum. Sadece şöyle bir şey ekleyebilirim. Ahmet Çakın maç boyunca hani Michael enerjisini kontrol etmeye çalıştı. Hani herif ölmesin evet. diye. Zaten ilk 5'te Zaten... başlamadı. Evet. Ee, ama işte Michael Harry sahada değilken ee, hiçbir şekilde potu altı savunamıyor Darüşşafak. Öyle bir sorun var. Ki özellikle işte Barcelona gibi Singleton ve Tomic gibi işte iki tane kurt uzun diyelim bunlara. <laughs> kurt uzun. <laughs> ee, işte, e, öyle adamlara sahip takımlara karşı çok zorlanıyorlar ki işte real maçında Tavares tokatlamıştı bir de. Ee, Randolph'ta. Randolph'ta e, bir de Randolph. ee, yani Antetomic ve Pangos'un ikili oyunlarını bir türlü savunamadılar özellikle maçın başında zaten sonra Michael almak zorunda kaldı. Ee, ama o sırada fark çok açılmıştı. Buna rağmen farkı kapattılar da yani her Michael Eric çıktığında bir 7-8 sayı daha yiyorlar yani. Öyle bir <laughs> duruma geldi. Şey bu kadar detaylı istatistik vermiyor Euroleague sitesi ama hani NBA'de olsa o şeyi görürdük. Hani oyun hangi anında çıktığında nasıl bir etkisi oluyor evet. Michael Eric'in falan. Ee, ama çok eminim ki Michael Eric'in sahada olmadığı anlarda geriye düşüyordu da açıkçası. Sahada olduğu anlarda da ee, hani gayet güzel katkı verdi zaten şeyde görüyoruz bunu skor kağıdından da görüyoruz 9 ee, tane de çekmiş üstüne ee, hani orada nasıl bir çözüm yap, yaratabilirler bilmiyorum ama böyle uzun rotasyonu güçlü takımlara karşı zorlanacağı kesin yani Daçkan'ın Abi uzun rotasyonu çok güçlü olmasa bile yani şu ilk 4 maçı itibariyle e, Tarşafaka kimle oynarsa oynasın Oğuz Savaş sağdayken Karşı rakip tamamen Oğuz'un üzerinden oynuyor. Başka hiçbir şey oynamıyorlar. Her hmm. maçta aynı şey oldu. Yani Oğuz hani hücumda birkaç ayak oyunuyla asist, sayı vesaire bulsa bile hücumda kesinlikle toparlayamıyordu, toparlayamıyordu Şafaka. Ve hani yardıma e, switch'lerde de şey olduğunda da e, Ray McAllen kalırsa o da iyi bir savunmacı değil. Onun üzerinden de çok sayı yiyor Şevaka. Ya da yardıma gittiği zaman Mekke'lum onda da bir şey çare olmuyor. Ve yani bu maç özelinde mesela Singleton'a gerçekten hiç çalışmamış gibiydi Dövüş'e yani aynı şeyleri kaç kere yedirdi durdu Singleton. Ya esnek bir uzunluk işte Randall örneğinde de onda yani o da aynı şey. İşte dışarı çıkabilen bir uzunluğu olunca hiçbir şey yapamıyorlar. Ki üstüne bir de senin dediğin konuya paralel o e, Pikenrol oyunlarından sonra çıkanın uzunlar zayıf olduğu için kısalara direkt sıkıştırma geldi. O sıkıştırmalardan da çıkamadı Daçka. <laughs> Bu arada Michael Eric 3. çeyrek bayağı yorulmuştu. Yani onun da bir kondisyon problemi mi var bilmiyorum ben yani sonuçta. 22 dakika Baba kaldı abi. sahada toplam. 3. çeyrekte mesela iyi bir ikinci çeyrek geçirdi. 3. çeyrekte de... Böyle piken, rol savunmasına şey yapıyordu böyle. Kısa perdeyi yedikten sonra yardımda bayağı gecikip üst üste sayı yedi bu sefer. Ya yani bilmiyorum onun kondisyonunda ne var ama mutlaka en azından bir 30'a yakın dakika oynaması gerekiyordu açıkçası performans göstermesi için. Aynısını ben geçen hafta dedim. Michael Eric şu ana kadar 4 maç ortalaması Uhum. süre. Sen bu maçta da yazmışsın ya gördüm. Ha, hoca al artık eriydi. <laughs> Aynen abi i̇şte çaresi yok yani. Karşı rakip takım sürekli oraya işliyor çünkü. Hiçbir şey üretemiyordu o işte buna karşı savunmada. E, girmek zorunda kalıyor. E, dinlenmek zorunda kaldığında da Serkan Deli gibi o fark ya işte daha çok at fark ya eriyor ya şey karşı takım şey, iyi açıyor onu az e, Michael Erick'in olduğu dakikalarda da mesela şey iyi değerlendir aslında mesela Antotomiç de çok e, savunmada temas seven bir adam değil. Karşında böyle Izbandut gibi Michael Erick gelince oradan da dur şafaka e, aslında bir üstünlük yakalamaya başladı. Ama e, dediğimiz gibi yani iki, 20 dakika gerçekten yetmiyor Michael Erick'te. Yani ya oraya bir transfer gerekiyor ya da Michael Eriy'in böyle 30-35 dakikaları bulması gerekiyor. Diğer türlüsü gerçekten hiç iç açıcı evet, değildi değildir aşağı için. yani bu sezonu öyle getir götürmeleri de gerçekten çok zor. Bir de şeye değinmek istiyorum ben. Dönüşü Bakan'ın bazı tecrübesizlikleri gerçekten şu an çok göze çarpıyor. Yani nerede faal yapacaklarını falan bazen çok unutuyorlar. Bir bakıyorsun çeyreğin son 30 saniyesi kalmış. Dönüşü bir faalde. Maç sonunda da o tecrübe eksikliği çok e, göze çarptı. Bir yumuşaklık var zaten. Bunlar genel olarak normal tabi beklemediğimiz şeyler değil bir anlamda. Ama işte Michael Eric yokken bazen o savaş da olmuyor anlardaki. ki o savaş 9 dakika oynamış. E, Jeremy Evans seni hani böyle 4.5'tan 5 oynuyor o sırada ama yani saf bir çember savunucu değil. iyi bir reboundcu evet ama çember savunma konusunda eksiği var onun da. Hani Bilmiyorum transfer yapabilirler mi ama ya Michael 30-35 dakika oynatacak hale getirecekler dediğin <laughs> gibi ya da birini alacaklar cidden. Ya cidden Oğuz'a kontrat vereceklerine şöyle e, genç bir tane NBA yolu olan ya da potansiyel olan bir tane çocuk bulsalar daha iyiymiş ya. En azından şey gibi Zizic gibi birini bulup böyle uygun fiyata oynatıp. <laughs> ya ne bileyim şu Ahmet Tüverioğlu falan gibi bir adam bul. Aynen daha faydalı olurmuş. Çok daha yani... iyi olurdu Dariş bu sene. Altyapıdan uzun koysalar bile daha iyi olabilirmiş yani o derece. Bir şey oldu şey, zaten evet. ilk maçta uzun kimdi ee, Daşbakanın üçüncü ilk maçta oynayan adını unuttum çocuğum. Mesela o da çok şey hani fiziksel olarak o kadar hazır değildi ki o da çok sırıtmıştı mesela adını unuttum çocuğun. Berk Demir uzun forvet gibi oynatıyor onu diyorsun acaba. Yok yok ya ee, kimde? Şey, Emircan neyse. koşutu diyor ya. Ha ha aynen Emircan o bile olur ha ben sana söyleyeyim. <laughs> yani daha iyi olur ama yani o da bir çözüm değil açıkçası. Bu yani arada o... Barcelona'da Heh, o iyi bir savunma çözümü değil ya. Yani o kadar değil. E, yani yerler o çocuğu gerçekten <laughs> orada. Yani savunma değil ama Oğuz Oğuz yerine artık her şey <gülüyor> <gülüyor> O yüzden evet. öyle oldu. Yani Emircan bu arada sadece Madrid maçında oynamıştı. 6-7 dakika hmm. oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 11 sayı evet. atmıştı. Yani şeyi fena değil, hücumda fundamentalı fena değil de... ...hani şimdi Tomic'i eleştiririz, ederiz. İşte orada Serafen var zaten üstüne Singleton var. Bunların hepsi ne olursa olsun yıllardır bu seviyede basketbol oynayan adamlar. Hani Emircan gibi hani tecrübesiz diyelim yetenekleri bayağı şey yaparlar... ...çitlerler yani pota altında. Ya zaten Barcelona şeyi çok iyi yaptı bu arada tecrübeye bağlı olarak işte oyun aklı Payner sormalı dedik. Adamı sildiler sağdan. <laughs> yani hmm. dış savunması iyiydi bu arada Barcelona. Yani maçın 40 dakikasına yayılmadı ama belli noktalarda çok iyi yaptılar bu işi. Dışarıda hiç o hareket alanı sağlamadılar daha Neyse en azından Berk Demir ilk yarı biterken orta sahanın gerisinden soktu falan. onu <laughs> <sonra. gülüyor> Ya burada olumlu katkı sağlayanlar da oldu mesela. Savunmayı sertleştirmek için işte Michael Eric girdi, Kartal girdi, Deepler girdi falan. Oralarda fena toparlamadı. Dövüşe bak ama yani o dediğim tecrübesizlik yani Euroleague belki tecrübesizliği olabilir. Hani bir iyi yaparken bir yandan da götürüyor. Mesela Kartal'ın bir pozisyonunu hatırlıyorum. Yani çok iyi bir şey ortalığı karıştırdı. E, hücum reboundu çekti. Gitti daha 12 saniye varken uzaklardan salladı. Üçlü. Üç, 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 <laughs> Airball oldu yani yani gerek yok ama artık biraz daha onlar oynuyor, oynuyor oynuyor oturacak biraz gaza geliyor onda ben şeyi kötü görüyorum yani. potansiyeli falan da çok Ender Arslan şeyi var kumaşı var evet, <laughs> yes, çok biraz, yani. tip olarak da böyle uzaktan <laughs> anımsak olarak oynarken yani. benziyor yani, yani 200 seneye kenarda cips yerse şaşırmam <laughs> Tancan da hiç unutmuyor bunu <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. <Halsasın gülüyor> o, o cips var muhteşem ya muhteşem bir sahne değil miydi <laughs> o ya kenarda almış rafı. Stops <laughs> diye. <laughs> Oğlum kontratlı oyuncusun ne yapıyorsun? <laughs> ya bu arada tekrar gibi olacak ama biraz altını çizmek istiyorum bunun. Can Dibler'in son 4 maç itibariyle 14 3 sayı denemesinde 3 isabeti var. Yani %21 ile oynuyor. kesinlikle orada kendi potansiyelini koyamaması. Yani kişisel olarak da bir düşüş olabilir bu ama Daçka'nın da ondan yeterince yararlanamadığı bir açık herhalde. Yok kesinlikle. Yani, sırf ona şut yaratma olarak değil, onu topluyken de çok e, hani dışarıdaki baskıdan kurtaramıyor. Yine bu da uzunlara bağlı işte. İyi bir pik bulamadığı zaman zaten oynayamıyor. İşte yine uzuna geliyoruz. Konu oraya dönüp dolaşıp oraya geliyor. İkili oyunun 100. bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 100. bölüm Huu, harika partimiz Huu. devam ediyor. <laughs> Lütfen Bekleriz. bizi şu kanallardan takip edin. Aşağıda follow <laughs> butonu var ona basın. Hello butonu var. Hello butonu Hello. var. Hello. <gülüyor> <gülüyor> e, kanallarımızı hatırlatayım. Tabii bizi takip edebileceğiniz kanallarımızı web sitesimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam at ikiloyun.com Twitter'da SoundCloud'da ve Spotify'da ikiloyunu takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yaparın YouTube kanalından takip edilebildiğini hatırlatayım. Ayrıca dostumuz Tancan'ın mükemmel Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan galiba bu hafta çekilişte 3000 TL dağıtacakmış e, şanslı <laughs> izleyicilerine. Doğru değil mi abi? Quiz Öyle yapıyoruz. bir duyum aldım. Tabii tabii quiz yapacağız. Ee, bin kişi arasından e, birinci olana 1000 lira. <laughs> <laughs> Gidin ve izleyin yani bu kadar kaliteli. Ee, Az Bu arada şey savunmasını yapayım geçtiğimiz hafta NBA yayın olmadı. Tamamen benim eşekliğim herkesten özür diliyorum. Ama çok yakında NBA. Hatta herhalde bir ertesi gün NBA yayınımızı da dinleyebileceksiniz. Özür dilerim arkadaşlar. Ne demek abi estağfurullah. <laughs> sonuçta bu işten milyonlar kazanıyoruz ama... O... <laughs> yani evet sonuçta dediğin gibi ne kadar kazanırsan kazan kişisel takvimin bazen profesyonel hayatın önüne geçebiliyor. Yapacak bir şey yok. Bir doymuşluk mu var yoksa Serkan'da artık? Ben evet sen. Golden State <laughs> sendromunda. Abi, Ödüller her... ve başarılar doyurdu Serkan. Abi her bölümde en iyisi olduğumu bir daha kanıtlamak zorundayım. Bunun <laughs> bir... Bölümde... <laughs> Serkan abi en zoru zirvede kalmak. <laughs> Yanının getirdiği baskı altında eziliyorum artık yani. Peki zirvedeki yalnızlığı hissediyor musun? O Bir duygusal bir sorun yaratıyor. Zirvedeki yalnızlık ama daha önemlisi kalabalıklar içinde hissettiğim yalnızlık benim. Ooo. Evet. Oh, kitabı Serkan'ın kitabı çok yakında Diyanarlardan. Evet Serkanla Serkanca. Serkanca. <laughs> <laughs> Okey. Neyse <laughs> önümüzdeki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Geyiği acilen kapatmayın diye <laughs> <ihtiyaç gülüyor> <laughs> 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 Kapat kapat. <gülüyor> Görüşürüz. Hoşçakalın.